Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Photoshop'a başlangıç oynatma listemizdeki bugünkü konumuz toolbarımızda bulunan Type Tool, yani kısa yolu T arkadaşlar. Type Tool ile yazı yazma özelliği kullanabiliyoruz. Şimdi örneklerimizi gösterelim. Ctrl N ile yeni bir sayfa açtık. Şimdi gelen sayfamız bir kare resim ama bir önceki videoda kullanmış olduğumuz resim yatay ve dikdörtgen bir resimdi. Ben bu açmış olduğum sayfayı tekrardan boyutunu dizayn yapabilirim arkadaşlar. Image size, yani alt CTRL I. Ben bunun burada tamamen bu özelliklerini değiştirebilirim. 2000 piksele, örneğin 1500 piksel yapalım. Burada çözünürlüğünü bir önceki videoda söylemiştim ama göstermedim. Image size'dan buradan boyutun çözünürlüğünü değiştirebiliriz. 72 ya da 300 yapabiliriz. OK dediğimiz zaman bizim sayfamız artık yeni girdiğim değerlerde oluyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki videodaki resmi atalım sayfamıza. Şöyle hizalamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda tekrardan göstermiştim. Şöyle Shift tuşuna basmadan herhangi bir sayfamın bir köşesine ekliyorum. M seçme aracıyla, kısa yolu M olan seçme aracıyla seçtiğim zaman Move Tool, yani V'ye geliyorum arkadaşlar. Ben sayfama buradaki özelliklere göre ortalıyorum. Ctrl D tuşuyla da arkadaşlar seçtiğim bir alanı deselect, yani iptal ediyorum arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Seçili bir alanı, yani ya da şöyle göstereyim. M'ye bastım veya şöyle bir alanı seçtim. Ben bunu buraya basarak da iptal edebilirim. Ama ben bunu böyle seçtim. Ctrl D tuşuna da bastığımda iptal olur. Onu da göstermiş olalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bizim buraya çağırmış olduğumuz resmin yeni bir layer de geldi. Bizim sayfamıza sığdırmak istiyorum. Ctrl T transform. Ben bunu buraya sığdırdım. Enter ya da faremin sol tuşuyla resimde transform'dayken çift tıklarken onaylayabilirim. Ya da Ctrl T'deyken üst tarafta bulunan tik işaretine bastığım zaman onaylamış oluyorum. Ama ben burada resmin sağında ve solunda kaybettiğim bir alan oluştu. Ben bu resmin hepsini buraya sığdırmak istiyorum. Şimdi bunun birkaç tane yöntemi var arkadaşlar. Ben size en kısa yolunu göstereyim. Şimdi resmi sağdan ve soldan sığdırdım. Şimdi yukarıdan sündürdüğüm zaman resim buraya sığıyor. Ama resim tamamıyla sünüyor. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ctrl T ile tekrardan küçülttüm. Sağıma ve soluma tekrardan sığdırdım. Onayladım. Seçme aracıyla M, yani kısa yolla sadece seçtiğim alanı sündürmek istiyorum arkadaşlar. Fark ediyorsanız benim sadece seçmiş olduğum bir alan sündü. Yukarıdan sündürdük. Bir de aşağıdan sündürelim. Onaylayalım. Ctrl D tuşuyla da seçmiş olduğumuz alanı iptal edelim. Yani bizim burada resmimizin ana özelliğinde bulunan at resmi kesinlikle sünmedi. Sadece seçmiş olduğumuz bir alan sündü. Şimdi videomuzun konusu olan Type Tool, yani T'ye bastığımız zaman bir yazı ekleyelim. Bu resmi kim çekmiş? Ona bakalım. O arkadaşımızın ismini ekleyelim arkadaşlar. Ne yazmıştık? Manzara. Kimmiş ismi? Elina. T'ye basıp resmimizin bastığımız zaman bize bir imleç işareti geliyor arkadaşlar. Yanıp sönüyor. Yani bunun anlamı ben yazı yazmaya hazırım demek istiyor. Buraya bir yazı yazalım. Şimdi by design Elina. Şimdi arkadaşlar bu yazıyı da birkaç tane onaylama yeri vardır. Buradan tik işaretine bastığımız zaman da onaylar. Şimdi Enter'a basın diyeceğim ama Enter, iki tane Enter var klavyemizde. Ortada bulunan büyük Enter'a bastığımız zaman alta geçiyor arkadaşlar, fark ediyorsanız. Alt kısmı.
biz buraya tekrardan yazı yazabiliriz. Ama ben bunu onaylamak istiyorum. Klavyemizin rakamlar kısmında bulunan küçük enter'a bastığım zaman onaylamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu yazıya birkaç özellik eklemek istiyorum. Boyutunu, rengini değiştirmek istiyorum. Şimdi yazı, mesela ben değişik bir, genelde Copper Black kullanıyorum. Bunun boyutunu buradan istersen Photoshop'un kendi girmiş olduğu boyutlarda girebiliyorum. Ya da Ctrl T tuşuna basıp Transform'la tekrardan boyutunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Çift tıklıyorum ya da Enter yapıyorum, onaylıyorum. Ya da burada bulunan tik işaretiyle de onaylamış oluyorum arkadaşlar, yapmış olduğum transform. Şimdi burada şu özelliği göstereyim. Var text, yani ben bu yazmış olduğum yazıyı eğik yapmak istiyorum. Arka bastığım zaman burada istediğim şekilde yazımla oynayabiliyorum. İstersem şu şekilde. Yani bizim hangisi hoşumuza gidiyorsa. Biz şimdi sade bir type tool yapalım. Type'ımızı, tekstimizi yapalım. Ondan sonra bu kısmı, yani var tekstimizi yine uzun bir şekilde uygulamalı olarak göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu yazmış olduğum yazının rengini değiştirelim. Şöyle resmimiz biraz üst tarafı gri tonlamaya kaçık. Biraz gri tonlamaya doğru seçelim. Okey dediğim zaman, demeden önce örnek veriyorum, internette aklıma gelen şu an mesela Parlament mavisinin renk kodu. Parlament mavisinin renk kodunu buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar bizim renk skalamızdaki Parlament mavisi gelmektedir. Yani internette beğendiğimiz bir rengin kodunu alabiliriz. Ya da ben bu resimde bulunan bir rengi almak istiyorum. Buraya tekrardan geldiğimiz zaman zaten bize böyle bir imleç gelmektedir. İmleçle faremizle nereye tıklarsak o rengi almaktadır arkadaşlar. Biz şimdi şöyle griye kaçık bir renk seçelim. Okey dediğimiz zaman rengimiz atandı. Şimdi Type Tool'la da yaptığımız zaman hemen bize yeni bir layer da geldi. Biz şimdi yeni bir layer'la da yazımızın altına ve üstüne ufak bir çizgiler ekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle M tuşu ya seçmeyle şöyle ufak bir seçim yapalım. Yeni layer açalım. Ben şimdi yeni açmış olduğum layer'da seçmiş olduğum çizginin içini boyamak istiyorum. Bunun kısa yolu G'dir arkadaşlar. Toolbar'ımızda bulunan özelliğimiz. Ben burada rengimiz tekrardan bir gözüksün diye mavi seçiyorum. Maviye tıkladığım zaman bana buraya maviyi atıyor arkadaşlar. Bunun da birkaç kısa yolu var arkadaşlar. Şimdi ben buraya iki tane, bir kırmızı bir mavi oluşturalım. Şimdi yeni layer'ımızı da seçtik. Alt Delete'ye bastığım zaman fark ediyorsanız arkadaşlar üst tarafta bulunan resmi buraya atadı. Eğer ben alt skaladaki resmi rengi buraya atmak istersem CTRL Delete arkadaşlar. Bunun birkaç daha örneğini yapalım. Mesela Ctrl D ile ben bunu seçimi iptal edeyim. Ctrl T ile biraz yakınlaştım. Biraz boyutunu küçülttüm. Onayladım. Enter'la da onaylayabilirim. Fareyle çift tıklayarak da onaylayabilirim. Biraz aşağıya getirelim. Biraz şöyle küçültelim. Onayladım. Yazımıza geldim. Yazımızı küçülttüm. Şimdi arkadaşlar fark ediyorsanız ben burada hangi layer seçiliyse onu oynayabilirim. Ben burada eğer bu çizgiyi oynamak istiyorsam bu çizginin layer'ına gelmem lazım ki bunu sağa sola oynattırayım. Bunun da bir kısa yolu var. Toolbar'ımızda Move Tool, yani V kısa yolu seçiliyken klavyemizde CTRL'ye basıp hangi layer'a geçmek istiyorsak onu tıklayarak geçebiliriz. Örneğin
Ben yazıya geçmek istiyorum. Yazıya CTRL ile basılı tuttum. Hemen yazıya geçiyor. Ben çizgiye geçmek istiyorum. CTRL tuşuna basarak çizgiye bastığım zaman arkadaşlar hemen buraya geçmektedir. Bunun ismini çift tıklayarak şöyle alt çizgi yazabiliriz. İstediğimiz şekilde alt çizgi. Çizgi oldu ama bunu hemen bir düzeltelim. Çizgi. Enter yaptığımız zaman onaylamış oluyor. Ben bunun üstüne bu çizgiden bir tane daha koymak istiyorum. Arkadaşlar bu duplicate oluyor. Yani ben bunu duplicate layer control J'dir kısa yolu. Yani ben bu çizgiden aynı özellikte, aynı renkte, aynı boyutta bir tane daha kopyalamış oluyorum. Bunun birkaç tane yöntem var bunu kopyalamanın. Alt çizgiye geldim. Sağ tıkladım. Burada duplicate layer. Yani bundan bana bir tane daha duplicate yap. Yani bir tane daha kopyala. Kopyaladığım zaman arkadaşlar buraya üst çizgi yazıp iyisi kaldı. Pardon. Olmadı. Çizgi dediğim zaman tekrardan gelmiş oluyor. Bunun diğer bir kısa yolu da arkadaşlar benim alt çizgi layer'ım seçiliyken alta basılı tutup shift ile aynı hizada ilerletebiliyorum. Eğer shift'e basmazsam istediğim şekilde istediğim yere oynatabilirim. Ama shift'e bastığımda aynı hizada aynı yere gitmiş oluyor. Şimdi ben bunların rengini tekrardan değiştireceğim. Ben şuradan skalamızdan yazımızın aynı rengini almak istiyorum. OK dedim. Alt delete'e bastığım zaman üst taraftaki arkadaşlar rengi atamış oluyor tekrardan. Tekrardan alta da bunu ekleyelim. Alt delete yapıyorum. Şunun ismini üst çizgi enter yapalım. Şimdi ben bunları üçünü hepsini birlikte sol köşeye koydum. Ben bunu biraz böyle ortalamak istiyorum. Yazıyı seçtim. Az önceki hizalama dediğim olay arkadaşlar. Ortalamak istediğim yeri seçiyorum. Move tool'a geçiyorum. Ve hizalamamı yapıyorum arkadaşlar. Type tool'umuzun kısa yolu bu şekildedir. Şimdi yine bir ufak hızlı bir geçiş göstereceğim. Şimdi yazımızı yazdık. Ama rengimiz kötü arkadaşlar. Rengimizi bizim arkadaki resmi seçerek Ctrl M tuşuna bastığımızda bunu istediğimiz gibi rengini açıp kapatabiliriz. Hangisi gözümüze uygun geliyorsa. Ayrıca image size imajdan eş çözünürlük ve kontrasttan biraz kontrast vererek ayrıca Ctrl U tuşuna basarak renginde de biraz oynama yapabiliriz. Şu şekilde biraz daha iyi oldu. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İleriki videolarımızda daha da güzel çalışmalarımız olacak. Umarım Type Tool örnekleri güzel olmuştur. Bana destek olmak için yorum yapıp abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.